Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Hikmet Baydar bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Malumunuz en çok konuştuğumuz konu son dönemde ekonomiden bahsediyoruz ve geçtiğimiz günlerde de Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. %50 olan politika faizini sabit tuttu. Peki bu ne anlama geliyor? Bundan sonrası için neler yapılması gerekiyor? Öncelikle böyle başlayalım. Şimdi tabii Türkiye'deki enflasyonun seyrine baktığımızda en başta bu aylarda yıllık bazda enflasyonun düşeceğini hep birlikte öngörüyorduk. Sebebi de geçen senenin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonun yüksek seyretmesi. Hatta Eylül ayı da öyle. Dolayısıyla baz etkisi nedeniyle enflasyon düşeceğini hepimiz öngörüyoruz. Biraz yani, da turizmin de etkisi var bu sene. Tabii yani burada özellikle kurdan bir gol yemediğimiz takdirde bu baz etkisi senaryosu gerçekleşiyor gibi görünüyor. Tabii burada Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikası, bu carry trade dediğimiz sıcak para politikasının da yani yurt dışından yabancı yatırımcının Türkiye girişinde de önemli bir rol oynuyor. O yüzden de yabancı yatırımcı davranışları şu an çok çok önemli. Merkez Bankası rezervleri hatırlarsanız yani çok ciddi şekilde eksiye düşmüştü. Net rezervleri tabii ki. Bu eksiye düşmeden dolayı da Türkiye'nin notları da düşürülmüştü, olumsuz yorumlar da yapılıyordu. Ama son zamanlarda gelen sıcak parayla beraber şu an oldukça önemli seviyede artıda ve notları da Türkiye'nin artmaya başladı. İşte bu çerçeveden baktığımız zaman Merkez Bankası özellikle yabancı davranışlarının fazla böyle Türkiye aleyhine olmaması için oldukça sıkı bir duruş sergiliyor. Tabii ki yaptığı açıklamada para politikasındaki kararlı duruş diye başlıyor. Ve bu kararlı duruşun arkasında da yurt içi talepte dengelenme, ki burada bir dengelenme söz konusu değil. Yurt içi talep zaten oldukça zayıf. Bol bol konvertible dolar görüyoruz. Bol bol işte kredi kart kullanımlarında, nakit kullanımlarının da ciddi şekilde patladığını görüyoruz. Bunlar yurt içi talebi koruyabilmek için ihtiyacını gideren insanların oluşturmaya çalıştığı alternatif yollar. Burada Merkez Bankası bir konuya dikkat çekmiş. O da çok önemli. Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir diyor bu kararlı duruşumuz. Burada Türk lirasındaki reel değerlenme ne demek? İşte bu önemli bir nokta. Çünkü yabancı yatırımcının Türkiye'de kalmasını veya Türkiye'deki yatırımını artırmasını sağlayan ana sebep de bu. Türk lirası eğer değerlenirse dolar bazında, bakın dolar bazında ciddi şekilde para kazanacak yabancı yatırımcılar. Geçtiğimiz dönemlerde de bunu dönem dönem gördük. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı dolar bazında iyi para kazanacaksa bir kere Türk lirasının değer kaybetmemesi gerekiyor. Çünkü yabancı yatırımcı dolarını getiriyor, Türk lirasına dönüyor. Türk lirasında yüksek verim elde edecek alanlara kayıyor. Tahvil, işte TL depo gibi, borsa gibi yerlere kayıyor. Ama oradaki getirileri Türk lirası. Dolayısıyla tekrar dolara dönüp de yurt dışına götürecekleri zaman kurun ciddi şekilde yükselmemiş olması lazım. Ve bu nedenle de dolar bazında da ciddi kar etmeleri gerekiyor. O yüzden kurun yükselişini yabancı yatırımcı sevmez. Burada Türk lirasındaki reel değerlenmeye dikkat çektiği için Merkez Bankası burada yabancı yatırımcıların da davranışlarına ne kadar önem verdiğini gözlemliyoruz. Şimdi politika faizini %50'de tuttu. Evet. Soru buydu. Evet. O noktaya geldim. %50'de tutması zaten sürpriz değil. Çünkü, hani bir faiz indirimi konuşuluyordu ya, o yüzden sordum özellikle. Evet, neden sürpriz değil? Şu an enflasyonun seyrine baktığımız zaman çok önemli bazı sonuçlara varıyoruz. Aylık bazda enflasyon bir kere hep 3'ün üzerinde. Sadece ve sadece bu yıl içerisinde Haziran ayında enflasyon 1.64 seviyelerinde gerçekleşti. Haziran'da tesadüf ki o ayda ücretlerin ayarlandığı aydı. Onun dışındaki aylarda hep 3'ün üzerindeydi. Hatta Merkez Bankası yorum yaparken ikinci çeyrekte ortalama birinci çeyreğe göre enflasyonda, aylık bazda enflasyonda düşüş var dedi. Doğruydu bu. Çünkü birinci çeyreğin ilk ayı yani Ocak ayında 6.70'ti aylık enflasyon. Şubat ayında da 4.53'tü.
Ondan sonra enflasyon 3.16, 3.18, 3.37 gibi rakamlar gelmeye başladı ve Haziran ayında da dip yaptı 1.64. Ama Temmuz'da tekrar dişini gösterdi. 3.23 oldu enflasyon rakamı. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon 3'ün altına düşmekte zorlanacak. Orada bir direnme var. Bu durumda tabii Merkez Bankası eğer faiz indirirse tüketime gidecek olan paranın da artmasına sebep olabilirim kaygısı taşıyor. O yüzden de %50'de bırakması sürpriz değildi. Beklediğimiz bir davranıştı. Çünkü aylık enflasyon yüksek ve Merkez Bankası da aylık enflasyona odaklanmış durumda hedefleri gerçekleştirmesi için. Enflasyonun ikilerin altına inmesi gerekiyor ve orada kalıcı olması gerekiyor ki Merkez Bankası rahat bir şekilde faizleri düşürebilsin. Bir de fiyatlama davranışları var ki gerçekten de onun da ona da bakıyor sonuçta Merkez Bankası, özellikle de işte yeme içme giyim sektörüne bakıyor. Burada gerçekten büyük bir makas var. Bir tişört 250 liraya alırken yeme içmede bir kahveyi 150 liraya aldığımız olabiliyor. Yani bu buradaki bu fiyat değerlemesi ne zaman normale döner ki o zaman da enflasyon normal rakamlara dönmesini bekleyebiliriz ya da umabiliriz? Şimdi önce şunu cevaplamak lazım. Piyasamız ne kadar sağlıklı? Şimdi 3 tane firma bir araya gelip fiyatları belirliyorsa o piyasaya sağlıklı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir tekelleşme var deriz. Bravo. Bir, o aslında bir oligopol dediğimiz bir piyasa modeline geçer. Serbest piyasa tamamen ortadan kalkar. Oligopol piyasada da satıcılar fiyatları belirler. Türkiye'de biz bunu marketlerde yaşamadık mı? Yaşadık. Bazı ürünleri rafta da bulamadık. Bunun da sebebi ihracat. Dolayısıyla bir yandan ihracat hedefi veriyorsak, içerideki ürünün yurt dışına satışını teşvik ediyorsak, yurt dışındaki fiyatlara Türkiye'deki fiyatlar yakınsamaz mı? Tabii ki yukarı gider. Bakın sınırı geçin Yunanistan'a doğru. Bir pet şişe su almaya kalktığınız zaman değeri kaç para biliyor musunuz? Ucuz alırsanız 1 euro. Normal bir yerden alırsanız 1,5 euro. Hadi ucuz aldığımızı varsayalım. Yani 37 lira. Bir pet şişe su. Bizde kaç para? İşte 5 lira, 10 lira yerine göre değişiyor. Şimdi sorun şu. Eğer Türkiye'de üretilen pet şişelerin çoğu Yunanistan tarafına ihraç edilirse biz bakkaldan suyu ancak 35 lira alırız. Yani ihracat burada fiyatları yukarı çekici önemli bir faktör. Dolayısıyla ihracat hedefi verirken hemen dönüp üretimdeki gelişmeye bakmamız lazım. Orada örneğin süt ürünleri üretiminde %6'lı %5'li bir üretim artışı varken cirolarına bakıyoruz. Artış oranı %20'lerin üzerinde, %25'lerde. Demek ki iç piyasa kısılarak bu ürünler ihraç ediliyor. Bu durumda ne olacak? Avrupa'da fiyat neyse euro bazında TL'ye çevirip bizdeki fiyatlarda da hedef fiyat orası. Dolayısıyla biz enflasyonu bu şekilde düşüremeyiz. Uygulanan politikalarda, ihracat politikasında oynaklıklara karşı, fiyatlarda yukarı hareketliliklere karşı gerekiyorsa ihracat yasağı da dahil gelmeli ki içeride ürün dengesi sağlansın. Biraz bollaşsın diye. Peki bu arada hemen dolardaki, eurodaki tahminlerinizi de almak isterim. Sonrasında altına geçeceğim çünkü. Dolarda tabii aşağı sinyali maalesef yok. Yukarı sinyali var. Ancak biraz evvel de ifade ettiğim gibi yabancı yatırımcılar da şu an TL'ye yönelik pozisyon aldıkları için çıkışa pek müsaade edeceklerini sanmıyorum. Şu an dolar 33.93 seviyelerinde gidiyor bankalar arası piyasada. Büyük ihtimalle de yıl sonunu 35-37 aralığında bir yerlerde tamamlayabiliriz. Gelecek senede de rakamlar yavaş yavaş beklentiler aşağı doğru geriliyor. Hele Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa Ekim'den sonra, Kasım'da, Aralık'ta forward dediğimiz geleceğe yönelik fiyatlamalarda faiz bankasılar alacağından ister istemez ciddi bir kur düşüşü göreceğiz. Ne zaman faiz indirimleri olduğunda vadeli fiyatlarda bunu göreceğiz. O yüzden de şimdilik kurlarda öyle büyük agresif para kazandıracak bir hareketi beklemediğimi özellikle ifade ediyorum. O zaman euro da aynı şekilde seyrine devam edecek yukarı yönde. Yani büyük olasılıkla euro Türk lirası cinsinden yani pariteye bakarsak euro dolar paritesi yukarı gittiği sürece euro da çıkış dolara göre biraz daha hızlı olur. Ancak yatırım amaçlı konuşuyorsak eğer Türkiye'de hem dolardan hem eurodan çok daha fazla kazandıracak fırsatlar var.
ki o da şimdiye kadar %40 dolayında yükselten, kazandıran altından bahsediyoruz. Nedir bu altının seyri? Bir alım fırsatı sunacak mı? Şimdi hemen altınla ilgili grafiği de siz sorunca açalım. Evet, altındaki grafikte de bir dalgalanma olduğunu görüyoruz. 2350'lerle 2520'ler arasında böyle dalgalanan bir piyasa var ama yukarı eğilimli bir piyasa var. Dolayısıyla altında bu bahsettiğim rakam tabii ki ons dolar. Dolayısıyla dolar almak yerine eğer altın dolara karşı prim yapacaksa altın almak daha mantıklı. En basit örneğini söylüyorum. Dolayısıyla altında da grafikler şu an yukarı sinyali verdiğine göre ben olsam yani alternatif seçeceksem dolar yerine altını seçerim. Kendi risk tercihime göre altın daha mantıklı görünüyor. Bunun bir iki tane sebebi var. Birincisi FED faiz indirimi ve bu faiz indirimlerine göre alternatif getiri düşeceği için dolardan altına doğru bir geçiş söz konusu olabilir. Ki bu ihtimal bekleniyor. İkinci sebep de jeopolitik riskler. Eğer jeopolitik riskler özellikle İran İsrail arasında herhangi bir yeni gelişme olursa bu pek hoşlanılacak bir risk değil. Bu gerginlik demek bu durumda da tabii tekrar altına doğru bir yönelim söz konusu olabilir. O yüzden de her iki risk de altının lehine. Bu durumda altında pozisyon almak bana göre dolarda pozisyon almak da çok daha mantıklı görünüyor. Hocam bir de borsayı da sormak istiyorum. Son dönemde 100 puanlık bir düşüş gördü. 10.000 puanın altına düştü ama yine de çıkışlar gözüküyor. Halka arzlar son dönemde artmaya başladı. Borsa yönünde neler söylersiniz? Şimdi borsada endeks şu an 9.916'larda. 10.000'in biraz altında seyrediyor. Dolayısıyla burada şu çok önemli. Ekonomik veriler negatif ve olumsuz geldiği zaman borsada da ister istemez bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor ve pozisyon azaltma eğilimleri artıyor. O yüzden de borsada makro verilerde bir daralma sinyali olması nedeniyle kar realizasyonları geri çekilme eğilimlerinin olma ihtimalinde fazla olduğunu özellikle belirtmekte fayda var. Bu arada tabii şunu da belirtelim. Daha önce hatırlarsanız bir kara pazartesi yaşamıştık. Evet. Bu Japonya'nın pozisyon değişikliği Merkez Bankası'nın kararı nedeniyle. Ve o gün borsa hızlı bir şekilde ki kapanışı bir önceki kapanışı 10.473'tü. O gün borsa bir anda 9.733'e kadar sert bir düşüş gerçekleştirdi ve sonra toparladı. O kara pazartesinden sonra borsadaki hareketler ağırlıklı 9.800-10.150 arasında yatay seyirde dalgalanıyor. Yani ben daha fazla düşmek istemiyorum diyen bir borsa var. Hemen bir indikatör ekleyip bir detayına bir bakmak istiyorum. Çünkü burada önemli bir konu daha var. Trend ne tarafa? Onu söylemek için özellikle bunu belirtmek istiyorum. Borsada trend yukarıya dönebilir sinyali var. Ama henüz güçlü bir sinyal değil. Eğer borsada 9.914'ün üzerinde çok ilginçtir. Hatta 9.917'nin üzerinde diyeceğim. Şu an 9.917 çok ilginçtir tam noktasında. Onun üzerinde bir noktada borsada bir kapanış görürsek yavaş yavaş boğa piyasasına geçiş sinyali anlamına geliyor. Teknik göstergelerde de ufak ufak yukarı sinyalleri gelmeye başladı. Yakın zamanda önümüzdeki süreç içerisinde bir aksilik olmazsa 10.415'i deneme ihtimali var. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bizim gap dediğimiz bir boşluk var. Teknik olarak o boşluğun dolma ihtimali de oldukça yüksek ve o boşluğun alt sınırı 10.415. Dolayısıyla oraya kadar çıkış gelme ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum borsada önümüzdeki günlerde. %40'lara, %50'lere varan mevduat faizleri var. İşte duyuyoruz, yakın çevremizden de görüyoruz maalesef diyeceğim. Çünkü ne olacağı onun da belli değil. Bu yaz boyunca evet faizler bir hayli yüksekti mevduat faizleri bankaların. Ama bundan sonrası için az önce bahsettiniz ya işte Ekim belki Kasım ayında bir faiz indirimine gidebilir Merkez Bankası derken burada bir indirime giderse mevduat faizleri ne olur? Yine yatırımcı hangi yönde kullanmalı var olan nakitlerini? Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Burada tabii yabancı yatırımcıların ne söylediğine de çok dikkat ediyorum. Çünkü örneğin Şubat gibi yani yılın ilk aylarında
yılın ortasında biz ücretlerde herhangi bir artırım beklemiyoruz diye açıklama yaptılar ve dedikleri oldu. Şimdi dolayısıyla sıcak para politikasının uygulandığı, daha doğrusu carry trade stratejisiyle Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcının Türkiye'deki davranışının bozulmaması için en azından onların beklentisine de uygun bir politikanın güdülmesi gerekiyor. Bakıyorum Morgan Stanley örneğin Merkez Bankası'nda yıl sonuna kadar bir faiz indirimi beklemiyor. Bu çok önemli. Bunun yanında Goldman Sachs bir açıklama yapmış. Enflasyonun yüksek olması, ki bu konuda ben de onlarla aynı fikirdeyim. Çünkü enflasyonun baskı altında olması, 3'ün üzerinde olması, düşmemesi bana göre faiz indiriminin önündeki en önemli engel. Dolayısıyla Merkez Bankası enflasyon aylık bazda yukarıda kaldığı sürece faizleri indirmeyecektir. Enflasyona, aylık bazda enflasyona odaklanmış durumda. Fakat burada Goldman Sachs bir şey daha söylüyor. O da doların dolara yöneliminin artması. Bununla ilgili de döviz cinsi mevduata son zamanlarda giren paradan dikkat çekmiş. Merkez Bankası hemen hiç boş durmuyor tabii. Bu konuda bir çalışma yapmışlar. Hemen açıklama yapmış Merkez Bankası. 14 milyar dolar civarında sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam rakam. 14 milyar dolar civarındaki rakamın sadece 3 milyar doları dövize yöneldi. Yani paranın çoğu dövizde değil şeklinde Merkez Bankası'ndan bir analiz açıklandı. Bu da büyük ihtimalle Goldman Sachs'a cevap niteliğindeydi. Citibank, ki ben Eylül'den sonra Türkiye'de faiz indirimlerini bolca konuşacağız diye Mayıs ayında söylemeye başlamıştım bunu. Citibank da Merkez Bankası'nın faizleri Kasım'a kadar sabit tutabileceğini söylüyor. Yani diğer bir deyişle de Kasım'dan sonra bir faiz indirimi gelebilir. Yıl sonunda da 45'leri görebiliriz diyor. İşte ben de açıkçası Eylül'den sonra bolca faiz indirimi konuşuruz. Özellikle FED büyük ihtimalle Eylül'de faiz indirecek. 25 baz puan civarında bir indirim bekliyoruz orada. Bu faiz indirimi furyası içerisinde ortodoks politikalarla onlara paralel hareket ettiğimizi düşündükleri için biz de bu beklentiyi bozmamak için belki de onlarla aynı yönde bir hareket içerisine girebiliriz. Ufak da olsa bir faiz indirimi olabilir Ekim ayı içerisinde. Çünkü Ağustos'ta da enflasyonda 50'li seviyelere hızla düşeceğiz. Yani yıllık bazda söylüyorum. Hızla düşeceğiz. Ama aylık bazda da eğer ikili rakamlar gelirse Merkez Bankası çok mutlu olacak. Ve Ekim'de de bir faiz indirimini biz de konuşmaya başlayacağız yoğun olarak. Dolayısıyla burada Citibank'ın görüşüne ben de katılıyorum. Yani 45'li seviyelerde yıl sonu kapanış yapabiliriz Merkez Bankası'nın politika faizinde. Ve Kasım ayından itibaren her an bir faiz indirimini beklemeye başlayacağız. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Ekonomist Hikmet Baydar yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.